Ya arkadaş, böyle de çok kalabalık olduk ama. Az bile sayılırız, adamları gönderdin. Bu işin neşesi de eve gitti. Ya orası öyle de. Ya hadi Mesut, hadi acele. Kartal, oğlum tamam, tamam gireceğiz de. Yalnız bana bakın, içeride ben demeden lafa girmek yok ha. Bak bu İranlılar bildiğiniz tipler değil, başımıza iş almayalım ha. Ya tamam Mesut, hadi, hadi, hadi. Hadi. Buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm. Cevan Bey'le sabah konuşmuştuk. Mesut ben. Böyle buyurun. Eyvallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Mesut. Sabah konuşmuştuk. Bu akşam sınırı geçmesi için yardımcı olmanızı istediğimiz iki tane yolcumuz var da. Polisten kaçacaklar. Doğru mu? Cevan abi. Cevan Bey, gözaltı kararı çıktı ama daha yakalaması olmadı. Hani bir an evvel bu akşam, o yüzden acilen çıkması lazım. Çim'e git. Tomiş nasıl halim o? Toto asmin beygir. Vali, ben azaramanin ye kesafet kari der ha. Age buldara, be maçez goş. Yani durumumuz biraz acil de. Malume moşkelaşun bozorge. Kulaşinem nesbet behamine hatmen. Moşkel bozorg nist. Aceleye. Agebe pule unem muhem nist. Harçakat behayt minim. Kafiye fakat şoma mekdaro begit. Lan oğlum sen Farsça mı biliyorsun lan? Bir saniye abi. Ne kadar istiyorsunuz? 5 milyon. Pazarlık payı gibi bir şey oluyor mu? Oğlum 4-500 lise çıkacak mı sanki para ya? Para üstü verebilir misiniz? Nasıl? Benim üzerimde o kadar yok. Lan oğlum. Benim zamanı değil, manyak mısın? Geçmiyorum. Aha. 5 milyondan fazla eder bu. O yüzden tekrar soruyorum. Para üstü verebilir misiniz? Abi biz bu adamın her istediğini yapmadık mı? He? Paraydı, puldu falandı filandı. Araba nerede? Oğlum bir sakin ol. Hallediyorlardır lan. Zamanında halledemezlerse bir manası yok. Sen hep böyle misin ya? Nasıl? Karamsar. Hayır bu kadar hasta eder insana. Ondan diyorum. Dediğiniz saatte, dediğiniz bir araç gelecek misafirlerinizi almaya. Eyvallah. Eyvallah. Ha, ha işte. Arıyor dakik. Efendim? Kılıç Bey her şey hazır mı diye soruyor. Hazır, hazır. Söylediğim yerde Ömer'le de çocuğum ve karımla beraber bekleyeceksiniz. Yalnız geleceksin. Yalnız geleceğim. Ne düşünüyorsun? Sonunda bir şerefsizlik yapacaklar da ne yapacaklar onu düşünüyorum. Bizi görmemesi lazım ha. Yalnız olmadığını fark etmemeli. Yok zaten sizi. Girişe yakın bir yerde bırakacağım. Allah aşkına sesinizi bile çıkarmayın, nefes bile almayın. Bana bir şey olursa da Bahar'la çocuk size emanet. Aha. Şahin şerefsizi, bir sen eksiktin. Yapma yapma. Aç Şahin'in telefonunu. Ne diye açacağım telefonunu? Ben yardım istemeye gittim Şahin'e. Aç.
Oğlum kimseye yardım etmez o. Bu senaryoyu 50 kere gördük. Arkamıza dursa bıçaklamak için durur bu. Al şunu. Kartal. Benim. Bahar. Bahar. Bahar iyi misin? He? Ne oldu? Bahar'dan haber geldi. İyi miyim? Merak etme, iyiyim. Şahin yanında mı? Değil. Şey, yani yanımda ama şu anda değil. Telefonu bende. Tamam, ne istedilerse yaptık. Geliyoruz zaten oraya doğru. Yanımda kim var? Var var, herkes burada, herkes burada. Çetin burada, Efe burada, Mesut burada. Bir şey olursa diye geliyor onlar. Gelmesinler Kartal. Yani eşime ne yaptıklarını tahmin ediyorum. Aynısını bize de yaparlar. Ateşle bana. O yüzden kimse gelmesin sakın. Senden bizi getirmeyecekler. He? Evet. Senin bir hata yapmayacağından emin olana kadar bizi burada tutacaklar. O yüzden lütfen ne diyorlarsa harfiyen yap, tamam mı? Baybars'a güvenemeyiz Kartal. Yanında kim varsa buraya gönder. Bizi alsınlar. Ateş buradayken olmaz. Tamam mı? Tamam, sen bana konum at. İnternet çekmiyor. Tam konumu bilmiyorum ama. Telefon eski, interneti yok. Riva kavşağını geçtikten sonraki depolardan birindeyiz. Riva kavşağını geçtikten sonraki depolardan birindeyiz. Tamam. Kim varsa sana gönderiyorum ben. Sen sakın korkma, tamam mı? Sakın korkma. Ben hiç korkmuyorum. Ne diyorsun? Ne diyorsa yapacağım. İyi de arkadaş, biz seni şimdi nasıl yalnız bırakacağız ya? Abi, çocuğumla karım bırakmayacaklarmış. Ne yapayım? Tamam, tamam. Peki, tamam. Hanım ne diyorsa o. Eyvallah, tamam. Daha önce de böyle olmuştu. Ne demek o? Ya sen buna bakma, yine bir şey söyleyecek. Dedim karamsar bu. Hayır oğlum, tam aksini diyorum. Daha önce Bahar'ı dinlemediğimiz zaman hata yapmıştık. Belki bu sefer dinlersek. Ben kraliçeme güveniyorum. En karanlık zamanda bile yolunu bizden daha iyi görür o. Tamam, o zaman biz Riva'ya. Riva kavşağını geçince depolar dedi. Siz oraya bakın, o iş sizde. Yalnız sen Kamiller'e haber ver. Tamam. Sen de Şersu'yla Ruşen abi haber ver. Kaç kişiler bilmiyoruz, kalabalık olalım, tamam mı? Bu Baybars'la kılıç işi de bende. Ailem size emanet. Ailemiz kardeşim, ailemiz. Eyvallah. Hadi. 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 Alo Şesu, ben şimdi sana konum atıyorum. Sen Ruşen abiyi de ara, haber ver. Vallahi ateş bizi bekliyor. Herkes toplanıyor. Aç, aç, aç. Anne! Kartal, Efendim. Kartal. Beni korumak için bıraktı silahını. O adam kalbinden vurdu, öldürdü. Öldürdü, öldürdü. Kartal! Öldürdü. Kartal! Sen gene be. Allah. Ne alıyoruz? Aysel dede, iyi misin? Ya Kartal ya. Oyun mu lan bu? Çocuk oyuncağı mı bu? Ne oyuncağı? Kartal. Oğlum ben gördüm. Seni o adam kalbinden vurdu. Gördüm, gözümle gördüm ben. Gözümle gördüm. Doğru. Doğru söylüyor. Sahi vuruldum ya. Acıyor da biraz. Vay. Al.
Şans eseri yaşıyorsun ya. Adam nerede? Kaçırdınız mı? Kim? Kimse yoktu biz geldiğimizde. Ne aranıyorsun lan sen? Hadi. Kafası yerinde değil bunun hala. Anne. Ben seni alacağım, tamam mı? Batular gelecek birazdan. Sonra gelip seni alacağım. Kartal'ın halini görüyorsun, tamam mı? Bırakın oğlumu yalnız. Kartal! Kartal! Arabayı çekin. Ben siz hiçbir yere gitmiyorsun birader. Çekil şunu. Ben siz hiçbir yere gitmiyorsun. Komiser sen karışma bu işe. Komiser mi olduk lan yine? Çekil şuradan. Adam kaçacak, benim kaybedecek zamanım yok. Benim var mı kaybedecek zamanım? Ha? Adam gitti oğlum zaten, gitti. Buldu bir yol. Gitti. Ama senin kalman lazım. Tamam mı kardeşim? Senin bizimle kalman lazım ki yardımcı olalım sana. Senin bizimle kalman lazım ki yolumuzu birlikte bulalım. Sen biliyor musun nereye gittiğini? Sen biliyor musun? Biliyorsun ya oğlum. Biliyor musun adam nereye gitti? Bana yardım edeceklermiş. Kimse biz bilmiyor. Birlik olalım. Birliğimiz sizin. Benim ömrüm gitti. Hayatım gitti benim. Ben bu acıyı tek başıma yaşıyorum. O yüzden de bu mevzuyu tek başıma çözeceğim. Sen yoluna, ben yoluma. Daha fazla peşimden gelip kirlenme. Ben seni seçeli çok oldu birader. Tamam. Artık istesem de geri dönemem. En azından şimdilik. O yüzden bu iş bitene kadar birlikteyiz. Abi! Abi az baksanıza ya. Önemli bir şey var da. Siz içerideyken ben bir etrafı kolaçan edeyim dedim. Sonra da bunu buldum işte. Baybars arkada bırakmış şoförünü bulsun diye. Bunu? Ha bunu. Yavuz diye bir adam yollamış Baybars'ın kaçmasını sağlamak için. Acı eşi de bayağı düşük. Bayağı konuşkan bir tip. Baybars'ı nerede bulacağımızı söyledi bana. Neredeymiş? Beraber gideceksek söylerim. Ne yapıyorsun lan? Biraz zaman alsa da kardeşlik yapmayı öğreniyorum abi. Şimdi sen söyle, beraber miyiz, değil miyiz? Çıktı mı kız ameliyattan? Yok abi, bekliyoruz daha. Babam? İlaç verdiler, uyuttular. Ben de... Sen de ne? Ya bu adam durmayacak. Biz de böyle elimiz kolumuz bağlı durmayalım. Tamam. Yani bir ateşte babaannem evde, başlarında bir çetin var. Şahsus siz de oraya gidersiniz. Ya çetin evde mi ki ya? Ya nerede ki? Nasıl ya? Size gelmedi mi mezarlıktayken biz? Yok be oğlum. Sen bana kal dedim, ben kaldım işte. Benden başka kimse yoktu ki. Saliha anne, Ateş bir de ben. Ne oldu ya? Söylesenize Kılıç mı yine? Lan bir bu eksikti ya. Nasıl satayım? Çalıyor, çalıyor. Çal.
Efendim Kartal. Çok şükür. Çok şükür iyisin. İyiyim, iyiyim. Neredesin oğlum sen? Herkes seni arıyor. Kimsenin bir haberi yok. Kaçırdılar beni ya. He? Ne olmuş lan? Kaçırdılar beni diyor. Nasıl ya? Oğlum kaçırdılar seni. Bu ne rahatlık? Kaçırdılar ama hallettim işte. Arabaları burada. Ben gelirim. Neredesiniz siz? Biz hastanedeyiz. Niye, ne oldu? Halide'yi vurdular. Halide iyi mi? Yaşıyor mu? Ameliyatta. Nasıl oldu oğlum bu? İşte kılıç beni almaya gelmiş. Adamları ne olduğunu anlayamadım. Ya oğlum sana telefonda bunu mu anlatacağız? Neredeyse söyle geleyim alayım seni. Almayın. Niye? Ben gelmeyeceğim. Kartal. Çok fazla kayıp verdim. Tamam, belki size çok benzemiyorum ama. Onlar benim de ailem. Ya bu savaşı kazanacağım ya da kaybederek öleceğim. Ama kılıç ölmeden size gelmeyeceğim. Tamam? Ha ne diyor? Kılıcın karşısına çıkacakmış. Öldürmeden gelmem diyor. Nerede lan bunlar? At silahını. At. Soru belli. Cevabı alayım. Nasıl? Kılıç nerede? Ben sizi ona götürmeye geldim. İyi. Sen sür o zaman. Nasıl? Lan götür işte, nereye götüreceksen. Yürü. Yürü. Bana bak, aptalca bir şey yapma, sıkarım kafana. Abi! Beni çağırmışsın. Siz de indirin oğlum silahlarınızı. Sanki vurabileceksiniz de. Kendisi dururken bu zevki size bırakmaz. İndirin silahları. Kılıç Bey, silahı var. Silah var da. Silaha gerek yok. Çünkü babam silahla öldürülmedi. O nasıl öldüyse beni de öyle öldüreceksin. Üçüncü ders. İndir silahları, git buradan. Çabuk. Sonra da buraya gömeceksin. Bu fotoğraflar onun için. Çünkü düşmanını öldürmek yetmez. Muhakkak iz bırakacaksın ki bunu senin yaptığını anlasınlar. Bu da dördüncü ders. Aferin sana Çetin. Babamın derslerini güzel ezberlemişsin. Aferin. Ne oldu, duygulandın mı? Ha? Kıyamam ya, ağlayacak mısın sen? Kardeşimi gördüm ya. Sevinçten diyelim. Yok. Babacığını kaybettin ya.
Ona üzülmüşsündür. Ulan ne ağlamışsındır ha? Seni ağlarken gören olduysa vurmuşsundur. Yok. Kardeşim ölecek ya. Ona üzülmüşümdür ben kesin. Denesene. Ha? Öldürsene beni. Zevkle Çetin. Ama sen başla. Ne oldu abi? Korktun mu? Bir dene ya. Belki başarırsın. Çetin, sen de çok iyi biliyorsun ki ben korkmam. Asıl korkak sensin. Korkak bir adam babasını öldürebilir miydi? Düşeni yap Çetin. Emin ol babam da böyle olmasını isterdi. Beşinci ders. Hatırladın mı? Yaşamınla onurun arasında bir seçim yapmak zorunda kalırsan... ...her zaman onurunu seç. Öleceksen bile... ...onurumla öleceksin. Öleceksen bile onurunla öleceksin Çetin. Babam oğullarının nasıl ölmesini istediyse öyle. O oğul baba katili olsa bile ben babamın sözünü çiğnemem. Şimdi sen mi yaparsın ben mi yapayım Çetin? Lale amcam. Aferin sana Çetin. Hiç değilse yenilgiyi kabul etmeyi biliyorsun. Aferin. Onları bir zarar gelmeden... ...bizi bulacakları kadar seni oyaladık. Ailem gelecek. Senin için gelecek. Belki ben göremeyeceğim ama... ...buna değer. Gitti Çetin. Demek sen minik kuşu benim ayağıma çağırdın ha? Aferin Çetin. Ölmüş olsan da teşekkür ederim. Aferin. Çetin! 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 Yetişemedik. Koruyamadık çocuğu. Var mı bir diyeceğin? Polis! Silahını! At silahını! Teslim ol kılıç! İndir silahını polis! Kılıç teslim ol! Yanlış bir şey yapma. Yolun sonuna geldin.
Yeter, sakin ya. Bu ne heyecan, bu ne tırlaş? Siz ikiniz hiç merak etmeyin. Ben sabırlı adamımdır. Ne yapacaksam vakti zamanı geldiğinde yapacağım. Beni bekleyin siz. Alın bunu. Olay yeri incelemeye de haber verin. Olay yeri inceleme gelene kadar bizi bekleriz. Sağ ol kardeşim. Tamam abi, ben gideyim de bir şey olmasın. Tamam abi, sağ ol. Yetişemedik. Koruyan bu çocuğu. Lan yine mi? Çetin! Komik bir şaka değil. İyi misin lan? Ne oluyor oğlum? Bu nasıl oldu ya? Yüzükte zehir vardı. Onu içtim ben. Yüzük nerede? Burada. Bu nasıl ya? Gerçi doğru söylüyor. Buz gibiydi bu. Nabzı mabzı yoktu bunun. E ne oğlum, herif öldü, dirildim. Ya öyle oldu ya da anneannem. Bu ne? Zehir, öyle mi? Hatıra. Babandan mı? Yani bir bende var, bir de abimde. İyi ya. Kalk o zaman. Elini yüzünü yıka, açıl. Sonra çıkarız. Bekliyorum seni burada. Hastasın, üşüme. Elimde gezdiriyorum, evde bırakmışım, çıkar. Teşekkür ederim. Aliye Hanım. Hey. Ben bunun içindeki zehri öldürmeyen ama ölü gibi gösteren bir şeyle değiştirdi herhalde. Çünkü yok artık. Ceket ondaydı. Mezarlıkta bana verdi falan. E biliyor muydu bu yüzüğün muhabbetini falan? Hani bu sabah konuşmuştuk ama. Yapar. Yapar, senin ruhun bile duymaz. Değiştirir, seni korur. Yapar. Helal olsun, ne diyeyim? Sen ne zannediyorsun ya? Babanın farklı. Ama bu bizi korkuttuğun için seni dövmeyeceğimiz anlamına gelmez. Aynen öyle. Seni bulamaya da bilirdik. Nitekim yetişemiyorduk da. Geberip gidiyordun. Lan oğlum ne diyorsunuz? Kılıç nerede? Polise teslim etti beyefendi. İçindeki polis ölmediği için. Ulan konuya odaklan. Herif ölümden döndü. Doğru. Sallamadığın için. Oğlum telefonumu bıraktın beni bulun diye. Bil her şeyi önceden hazırla ya. Hadi ya, cengavere bak. Ukala prens. Bizi bile sallamamışsın. Gel. Gel. İyi ki varsınız. İyi ki. Geçen şehirde bana da oldu biliyor musun? Öldüm sandım. Korkuyorsam. Abi, abi ben böyle bir şey görmedim ya. Ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir şey yok yani. Ne oluyor lan? Adamlar, ordu gelmiş abi, ordu gelmiş. Ordu diyorum ben sana, bu kadar adam. Yani her biri ayrı suçu üstleniyor böyle. Ya sanki biri kılıcın dosyasını vermiş bunlara. Sen şunu, sen şunu, sen şunu pay etmişler. Suçları anlatabilir mi? Ne diyorsun oğlum sen? Ya abi yemin ederim ya. Ya Adnan'ın zaten ifadesinde kılıçtan bahsetmiyor. Kılıç geçmiyor hiç. O Bay Bars'ı konuştu, geçti. Ya bu herif de zaten o zamanlar yurt dışındaydı. Yani elimde bir şey yok, anlatabilirim. Elimde bir şey yok abi. Delireceğim ya. Tamam tamam dur. Tamam geliyorum ben şimdi senin yanına. Bulunur bir çaresi. Abi ne çaresi ya? Çaresi falan yok. Yani böyle giderse bu iş, ben sana söyleyeyim abi. Ben hiçbir şey yapamam yani. Tutamam ben bu herifi içeride. Asla tutamam abi. Tamam, geliyorum ben şimdi senin yanına. Sakin ol sen, tamam mı? Geliyorum şimdi, hadi. Ne oluyor?
Kılıcın adamları tek tek suçları üstleniyormuş. Ne duyuyorsan o abicim işte. İçeride tutamayacaklar mı yani? Uzun süre tutamam diyor. Senin yüzünden oldu. Sen babana benzemeyeceksin diye benim ailemi tehlikeye attın. Oğlum bak bel altı vurma. Bak bel altı vurma. Ne olur lan vurursam? Kedi! Vurursam ne olur? Ruşen abi! Senin yüzünden sonra ne olursa. Lan ne benim yüzümden oluyor? Ne benim yüzümden oluyor ya? Bırak gelsin. Lan salak herif. Herife öldürseydin sanki emniyete giden ordu buraya gelmeyecekti değil mi? Gelsin onları da indirirdik. Gelsin onları da indirirdik. Ya kim indirirdi? Çok biliyorsun sen bu yolları değil mi? Senin de vardı çünkü zamanında böyle içsiz koptuz tayfan. Öldürelim abicilerim değil mi? Beni başkalarıyla karıştırma. Sen karışma. Beni başkalarıyla ya karıştırma. Ama sen tanımadın karışma. Beni. Sen beni tanımadın mı bunca zaman? Ben onlarla bir miyim? Ben onlarla bir miyim? Birsin lan tabii. Birsin. Tipin farklı, niyetin farklı, yöntemlerin aynı. Hata bende. Seni zamanında içeri atmadım. Hata bende. Ya bırak beni at. Atsaydın beni içeri. Senden kim? Beni içeri atamıyor. Kılıç kim? Sonuçlarını bile düşünmemişsin. Ya oğlum bir dur bir sakinleş ya. Bir soğuk bir kendine gel. Birbirinizi mi öldüreceksiniz? Ne oluyorsa bunun yüzünden olacak. Ne olacaksa bunun yüzünden olacak bundan sonra. Her şey. Sizi. Vallahi gidip sizi. Tamam Efe. Tamam ya bir şey yok. Sakin ol. Tamam bırak bırak. Tamam abi bırak. Ya neyine sakin ol? Neyine sakin olacağım? Hadi beni kızım, dinleyin. Ben ne diyorsam onu yapın falan filan. Al işte gördük. Ya oğlum o da bilememiş demek ki böyle olacağını. Bilecek. Bilecek. Her şeyi hesap edecek. Madem beni dinleyin diyor. Madem ben ne dersem onu yapın diyor. Her şeyi bilecek. Hesap edecek. Sonuna kadar hesap edecek. Bu kadarını beklemiyordum. Yalan yok. Bu kadarını beklemiyorum. Hadi Bay Bars öldü. Zaten bucak bucak kaçıyordu polisten. Ama kılıç. Kılıç. Asla. Ya tamam komiser işte bir hata yapmışsın kabul et geç önümüze bakalım ne yapacağız? Oğlum ne önümüze bakacağız? Ne var önümüzde? Bütün adamları tek tek suçları kabul ettikten sonra polis nasıl tutsun bu adamı içeride? Çıkacak yine içeriden. Ondan sonra sil baştan. Hadi bakalım. Kafama. 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 Ben bunu dinledim. Efe'yi dinleyen kafamı ben. Ah Çetin öldü zannettim diye. Ne diyorsun oğlum sen? Ya Çetin öldü sandım ben. Mezarın içinde görünce elim ayağım boşaldı. Ne yapacağım bilemedim. Yoksa ben bu kılıcın kafasına sıkmasını bilirdim. Kimseye hesap verecek halim yoktu benim ama işte. Herif ölmeden kapanmayacak bu mevzu. Yani ne yalan söyleyeyim polise teslim ettik dediğinde aklında bir şey vardır diye düşünüyordum. Bir umudum vardı Çetin. Bir umudum vardı ama Halit abi haklı işte. Halit abi haklı. En imkansız durumlarda bile bu şerefsizler yırtmanın bir yolunu buluyor. Şimdi ne oldu? Adamı içeri atacaklar. Bir hafta güvende. Bir hafta biz en güvenli yere koyduk adamı dokunamayacağımız. Bir telefonla oraya adam yığmış. Şahitlik etsinler diye, suçları üstlensinler diye. Şimdi bir telefonla çıktığı zaman önümüze yığacak o herifleri. O zaman ne yapacağız? Sen gene de içini serin tut. Vallahi sen naifsin ya. O yüzden benim bu meseleyi kapatmak için son bir hata daha yapmam lazım. Ne hatası ya? Kartal beni bu saatten sonra hayatta dinlemez. Tamam ne istiyorsun söyle. Bana yardım etmeniz lazım. Ne yardımı? Son kez bana inanmanızı istiyorum sizden. Son kez. Emin olun bu son olacak. Kartal'ın yanından ayrılmayacaksınız. Benden haber bekleyeceksiniz. Tamam? Tamam. Ha, ya Çetin. Ya şimdi sen benim arabayı getirsen ben Kartal'la bir tur daha dönmeyeyim şimdi. Tamam. Hı. Geliyorum bak. Ne oluyor lan? Yalnız bir avukat görüşmesine bu kadar geç kalınmaz. Benim de işim gücüm var yani. Ne oluyor oğlum? Nasıl girdin lan içeri? Avukat mısın sen? Olabilirim. Nasıl ya? Niye bu kadar şaşırıyorsun? Ya bu zengin
İmajı bana nasıl yapışmış böyle ya? Bugün Yasemin de aynı şeyi söylüyor. Yasemin kim lan? Anlatacağım. Neyse, benim bir mesleğim olamaz mı? Ya olabilir kardeşim de yani. Ne bileyim, bilmiyorduk yani. Ben biliyordum. Bir tek sen sorduğun için okudun mu diye. Eğitim bizde önemli Leyla. 2 sene turizm otelcilik. Bu adam avukat. Su içinde 4 yıl. Hani sonra uzmanlaşmak falan. Yani senin baban gibi 3 kağıtçı avukat değil. Yani düzgün bak, biz burada almaya geldik. Neyse, konuya gelelim. Beni niye çağırdınız? Hiç durumunuza bakınca anlaşılıyor niye çağırdınız da. Ben ne yapabilirim? Delikanlı gibi karşımıza çıksan neyse. Bütün bu herkesi komuta zincirine bağlamış. Anladın mı? Bizim de bir severimiz çıkar dedik. Adem var işte. Adem kim? Adem ayrı bir mevzu. Onunla ilgili senden ekstra bir yardım isteyeceğim. O cepte. Ama ondan önce insanların bizi sevip sayması lazım. Para lazım diyor, para. Saygı da ediyor. Tamam, haksız sayılmaz. Herkese herkese sevdirmenin bir bedeli vardır. Tamam. Bu sana koğuşta elini öptürmeye çalışan koğuş ağasının adı neydi? Neydi onun adı ya? Hadi. Hadi ya. Ha, ne kadın ama. Bir şey olmaz ya, şimdi gelmek üzereler zaten. Birazdan burada olurlar. Ben ne yapayım, size bir limonata daha ayarlayayım mı? Ya içim dışım limonata oldu. Yeter kardeşim. Biz sizin çocuğu beklemiyoruz burada. Karşıya geçeceğim ya ben. Tamam. Biz sizi istediğiniz yere en hızlı şekilde götürürüz. Götürürüz tabii ki, götürürüz ya. Dayıcığım, bu süreç için bana var mısın? Olur mu? Tamam. Nasıl? Renkli mahalle değil mi? Evet, bayağı renkli. Bayağı da görürsün. Alışırsın. Yalnız bu mahalleye alışmak sana alışmaktan daha zor olacak. Tartal. İntrosuz girmez. Olacak o kadar. Gel. Thank you.